Evet, çok güzel tweetler var Ayşe Kulin'le ilgili. Ayşe Kulin'in bütün kitapları bence harika. Çok akıcı bir uslubu var diyorum. Ben de bu sorularımın içinde de vardı. Gerçekten çok okunası yazıyorsunuz. Sağ olun. Bu nasıl oluyor? Yani sorulmaz bir şey belki ama... Bilerek yaptığım bir şey değil. Bunun dersi falan da yok. Yani evet. Her yazarın bir yazış tarzı var. Zaten kitapları okudunuz mu anlarsınız isme de bakmadan. Yani Yaşar Kemal'in tarzı değişiktir. Tabii ki. Orhan'ı tanırsınız yazılarından. İşte benim de kendime göre bir uslubum var demek ki. Evet. Sonra diyorlar ki Adı Aylin çok etkiliydi. Her kitabını okuyorum. Gerçek hayatlar üzerine yazan gerçek bir kalem. Kalemi tükenmesin, saygılar. Amin. Bir seyircimiz bizim şehre gelecek mi diyor ama neresi olduğunu neresi? Yazmamış. Neresi olduğunu. Bir kere 5 şehire mutlaka gidiyoruz. O şehirlerde kitap fuarları var. Evet. Bursa, İzmir, İstanbul'da başlamak üzere zaten. Evet. Diyarbakır, Mersin, nereye gidiyorduk? Adana, Mersin, buralar var mı? Yok, Adana var, Adana var, evet. Adana var. Bir de Kocaeli'ne gidiyoruz artık. Güzel. Şimdi diyor ki, bir dakika bir şey. Şurası, hepsini okudum, bir şey var onu bulamadım. Çok güzeldi, hepsi bitti. Sırada ne var? Teşekkürler ha, demiş Meryem. Sırada şeyin yeni kitabı çıktı, onu okusunlar. Perihan Maden'in Yıldız Yaralanması diye. İlla Ayşe Kulin şart değil, başka yazarlar da var. Evet. Ve bu yepyeni bir kitap. Siz konuk olduğunuz için Perihan Maden de çok kıymetli bir yazar. Ben de okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni bir kitap olduğu için onu söyledim. Ne var sırada? Sırada iki şey var elimde. Bir tanesi mesleki anılarımı yazıyorum. Hı hı. Bir de bir romana daha başladım. Artık hangisi daha önce biterse yahut biri kalır, birine devam edersem sırada o var. Güzel. Çok merakla bekliyoruz. Zaten Ayşe Kulin'in kitapları çıktı mı hemen bir biçimde herkes duyuluyor. Nerede ne toplantıdaysan, kimlerle birlikteysen hemen ortak konu size geri veriyor birdenbire. Valla benim çevremde oluyor, bilmiyorum. Çok güzel yazıyorsunuz gerçekten, çok tebrikler. Adı Aylin'le kitap okumaya aşık oldum. Hı. Hayatımı değiştirdi demiş Nursen. Hayli uğurlu benim müdürümdü. Ha. Hayri Ürgüplü benim müdürümdü. Onu Ayşe Kulin'in kitabında gördüm. Çok sevindim ve şaşırdım. Demiş niye? Arkadaşım. Evet, karısı da, kendi evet. de çocuklar da beraber büyüdüler. Hala çok yakın arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi arkadaşlarım çok merak ediyorlar. Bir arkadaşım var rejide. Yemek yapmayı çok seviyor. Ayşem yemek kitabı düşünüyorum. Evet, yapmayı evet. düşünüyordu. Yapacak mı? Güzel ama yemek yapıyor mu diye soruyorlar. Şimdi güzel yapıp yapmadığını bilmiyorum ama yemek yapmayı tabii bu kadar geniş ailesi olan bir kadın olarak bilmesem ayıp. Çünkü yani 4 tane çocuk büyüttüm. Tabii ki yemek yapmayı biliyorum. Bir de benim şimdi baba tarafım Boşnak, anne tarafım Çerkez. Onlardan öğrendiğim yemekler var. Yıllardır Urla'da yaşıyorum. Ege yemekleri var. Yemeğe meraklıyım, yapmaya da meraklıyım. Onun için böyle değişik yörelerin yemeklerini Osmanlı sofrasından başlayarak, çünkü ben Osmanlı sofrasına yetişebildim yaşım itibariyle. Yani çok sonuna eserlerimizde de zaten evet, o şeyleri işte görüyoruz. Yani yemekler nasıl yenir, hangi adapla? Mesela Osmanlı sofrasında pilav hoşafsız gelmez. Her yemekte de mutlaka pilav vardır ve mutlaka hoşaf vardır. Bunları anlatan, yani yemek kitabı ama yemek hayatını anlatan bir kitap düşünüyorum. Vallahi ilk önce ben alırım. Hüseyin alır mısın? Biraz tabakları ben yapmak isterim diyor yemek kitabında. İşte size çok genç, sevinirim. Yetenekli bir harika. Arkadaşım gerçekten harika. Yapar. Sevgili Gülriz'in böyle bir kitabı vardı. Ben ondan çok keyif almıştım ve çok faydalanmıştım. Bir de çok iyi bildiğim bir şey. Yani kalan yemeklerle yeni yemekler yaratmak. Yeniköy'ün tepesinde otururduk. Koca telefon eder, yarım saat sonra 4 kişiyle geliyorum der. Evde bir şey yok. Yani
olmayan yemekten yemek yapmak, kalanlardan işte ne varsa evde onlardan, bunları anlatan böyle biraz eğlenceli bir kitap. Yani son anda paçayı kurtarma. Mesela mercimek, evde mercimek var, dolaba da tavuk atmışım. O güveçe koymak, o mercimeği üstüne tavukları kızartıp parça parça koymak, üstüne peynir rendelemek ve fırına sürmek. Güzel. Çıktığı zaman onu müthiş bir yemek zannediyorsunuz. Halbuki evdeki artıklar. Anlatabiliyor muyum? Yanında da bir pilav mesela. Evet. Böyle yemekleri de anlatabilen bir kitap. Evet. Şimdi Gülü Sururi demişken büyük usta, ona çok saygılarımı iletmek istiyorum buradan. En kısa zamanda da programımızda tekrar ağırlamaktan büyük onur duyarım. Hakikaten yemek kitapları olsun, güzellik üstüne yazdığı müthiş kitaplar. Ama. Yani benim başucu kitaplarımdan birisidir. Çok severim, çok bakarım, karıştırırım, okurum tekrar tekrar. Gülriz Hanım'ın kitaplarını araştırınız, güzellik üzerine yazdığı kitabı. Her şeyi bilir. Çok. Ve her şeyin çok basit bir formülü vardır onda. Çok basit. Evet, yani yıllarca da çok yemek programları evet, da yaptı. Evet, çok güzel programlar yaptı. Zaten ilktir. İlk. Yani öyle şık evet, bir şekilde. Evet, sofrasını kuraraktan. Meşhurdur zaten sofraları. Evet, sofraları, evi, ikramı. Evet. Burada ona çok iyi bilir. Sevgi. Güzellik evet, maskeleri, güzellik. Saç bakımları, işte bütün onlar hakikaten cilt, evet. cilt üzerine falan yazdığı çok güzel kitapları var. Kendi hayatıyla ilgili kitabı var. Araştırınız Gülriz Sururi'nin. Çok da iyi bir yazar. Çok iyi bir yazar. Çok iyi bir yazar. Keyifli bir anlatımı var onunla. Çok saygılarımı gönderiyorum buradan. Evet, şimdi genç yazar olmak isteyen gençler var. Yazar olmak istiyorlar. Yazım sürecini anlatır mısınız? Önce şunu söyleyeyim. Eğer hakikaten yazar olmak istiyorlarsa mutlaka olacaklar. Yani bir insan bir şey olmak istiyorsa olabiliyor ancak. Hı hı. Yani öyle emirlen, sen bu iş iyi para getirir, yap bunu falan olmuyor. Gerçekten yazar olmak istiyorsa bir gün kendini yazar olarak bulacaktır. Ama kolay bir iş değil. Çünkü gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Biraz disiplin isteyen bir iş. Oturacaksın yazmak için. Yani öyle ilham beklenmiyor. İlham gökten uçarak gelmiyor. Bu şekilde yazdığını iddia eden yazar arkadaşlara rastladım ama ben onlardan biri değilim. Bana hiç ilham oturmadan, makinemi önüme çekmeden gelmez. Bir kere çok okumaları lazım. Çok iyi gözlemci olmaları lazım. Her gördüklerinin arkasını da görmeye çalışsınlar. Günlük tutsunlar. Günlük özellikle bizim ülkede çok önemli. Ya İsviçre'de günlük tutmayabilirler. Hiçbir şey değişmiyor. Yani hep besili inekler, çimenler ve çikolata var. Ama bizim ülkede her ay yeni bir şey uyanıyorsun. Hiçbir şey olmasa deprem oluyor. Onun için günlük şart. Ben çok pişmanım tutmadığım için evet. Gençliğimden bu yana. Diğer sanat kollarını da takip etsinler. Çünkü beslemek lazım. İnsanın kendini ve kültürünü beslemesi lazım. Hem okuyarak hem tiyatroyla hem işte sergi gezerek yani sanata açık olması lazım. Gerçekten günlük tutmak çok el alışıyor yazmaya. Önemli bir şey. Evet. Mesela Ferhan Şensoy'un pek çok eserini günlüklerinden yazdığı zaten biliniyor. Ama ben gözümle şahit oldum. İlk yıllarda şöyle küçücük defterler vardı o zamanlar ajandalar. Benim de vardı şu kadar. Evet. Onlara yazmış mesela. Hayatımın kilometre taşları derim. Çünkü her sene yenisini alırsınız onun. Yıllıktır onlar yani bir yıllık. Evet evet. Oraya küçük notlar. Hep not almış ve onlardan yani o kadar çoktu ki kütüphaneler. İşte akıllı adam. Ve her günü yazar. Akıllı her gün adam. Olan şeyi ben şahidim. Yazar geriye dönüp baktığı zaman hem ülkenin durumu tabii. Hem kendisi neler yapıyor veya neler yapmış oralardan şimdi ben çok kitap yazdım. Dönüyorum çünkü geriye dönüp bakarak çok kitap yazdım. İşte Veda, Umut, Hayat, Hüzün hepsi böyle kitaplardı ama kendim tutmamış olduğum için başka kaynaklara dönmek zorunda kaldım. Halbuki kendim tutsam benim kendi duygularım da olacak ya da hatırlayacağım ya en azından hatırlayacağım en azından. Evet. İnsan çünkü not alırken kendine göre bir dille alıyor o notları. Evet. Ben pişmanım tutmadığım için.
Yazar olmak istiyorlar. Ama demek ki çok da iyi bir hafızanız var. Hatırlıyorsunuz. Bir şey söyleyip hemen gidiyorum doktorumuzu almaya. Okay Çankaya var efendim, bizim edebiyata çok meraklı bir izleyicimiz. Sevda Link romanı yılın romanı seçilmiştir. Haldun Taner öykü ödülü almıştır diyor. Teşekkürler Okay'cığım. Ben şimdi hemen endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Temel Yılmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim Temel Bey. Sizi alalım. Evet. Sevgili doktor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nasılsınız? Yazarı hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakarsanız sevgili doktor çok güzel bir oyundur. Yazarını hatırlayamadım. Hatta Deniz Gökçer oynamıştı. Seyretmiş miydiniz hocam sevgili doktor oyununu? Hayır, ben izlemedim. Siz izlemediniz. Eski yıllarda. Onu da seyretsek. Evet, çok güzel bir oyundur. Sevgili Deniz Gökçer'e sevgilerimi iletiyorum. Yazarını hatırlayamadım şu anda. Devlet tiyatrolarında oynamıştı. Hocam hoş geldiniz. Yarın Dünya Diyabet Günü. 14 Kasım. Bugün 13 Kasım Salı. Sallanır mı bilmiyorum. 13 salı. Sallanır biraz. Yok, sallanmasın. Hem 13 hem salı. Hem 13 hem salı. Akşam bir baktım hem 13 hem salı. 14'ü Dünya Diyabet Günü. Diyabet etkinlikleri başladı. İlki pazar günü Altunizade'den Efendileri'ye Beşiktaş'a kadar yürüyüş vardı. Yürüdük, birlikte yürüdük. Birlikte yürüdük. Ruh teslim ediyorduk neredeyse. Ama çok güzel bir yürüyüş oldu. Yürüyüşten görüntüler de var. Onları ben paylaştım Twitter'da ve Facebook'ta. Hocam neler söylemek istersiniz? Çok 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 soru var. Şimdi öncelikle size bu Dünya Diyabet Günü'nde vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyorum. Cidden diyabetli hasta arasından sizin verdiğiniz destek çok önemli. Ayrıca şimdi tüm diyabetlerini Dünya Diyabet Günü'nü kutluyorum. Diyabet bizim ülkemizin çok önemli bir sağlık sorunu. İşte ismi şeker olunca böyle biraz daha sevimli gibi şeker görünüyor. Şeker bir hastalık gibi. İşte şeker çocuk, işte şeker kız falan deyince ama diyabet aslında önce şunu söyleyeyim, bir şeker hastalığı değil, insülin hormon hastalığı. Eğer iyi tedavi edilmezse ve iyi bir şekilde izlenmezse de sonuçları da hiç öyle güzel olmuyor. Şimdi bizim ülkemizde 10 milyonun üstünde diyabetli ya da diyabet riski altında olan insan var ve çok hızlı yayılıyor. Son 10 yılda %100 arttı. Ya ben sadece şunu söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün 20 sene önce tahmin ettiği oranın işte 2025 yılı için Türkiye'li ilişkileri öngördüğü orana biz 2010 yılında ulaştık ve bu oranın da iki kat üstüne çıktık. Diyabet inanılmaz hızla yayılıyor. İşte artık hep böyle 40 yaş hastalığı, 50 yaş hastalığı değil. Çok hızla küçük çocuklarda da görülüyor. Beslenme kaynaklı mı oluyor? Şimdi aslında diyabet bu 21. yüzyılın bizim işte gündemimize getirdiği yeni hayat modelinden kaynağını alıyor. Buradan fast besleniyor. Tabii yani işte sürekli olarak hareketsiz bir yaşam, stresli bir yaşam, işte otomobiller çıktı, yürümeyi unuttuk, işte bilgisayar başında saatlerce kalıyoruz, yiyecekler artık yağlı, hamurlu ve hızlı yenen yiyecekler oldu. Yani fast food deyince biz hep işte hamburger falan gibi, cips gibi düşünüyoruz. Şimdi Güneydoğu Anadolu mutfağının işte yeni versiyonu, fast foodlaşmış olan versiyonu da işte dürümler, işte lahmacunlar falan, bunlar da çok etkili. Bunların sonunda çok hızla toplumsal olarak şişmanlıyoruz ve çok hızla da hızlı bir şekilde diyabet gelişiyor. Evet. Şimdi
Diyabetin belirtilerinden bahsedelim. En çok dün akşamdan beri arkadaşlarım sağ olsunlar, yönetmenim Barış Duran'la dün akşamdan beri çok tweet atıyor. Ben oradan takip ediyorum. Sorular arasında en çok gelen soru hipoglisemiyle diyabet, yani şeker hastalığı arasındaki ilinti nedir? En çok yani o konuda bilgi isteyen var. İsterseniz ilk konudan başlayalım hocam, veya sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı şimdi? Şimdi hemen ben size hemen böyle fırından yeni çıkmış bir bilgi vereyim. Bizim yaptığımız bir diyabetle iş görerek farkındalık araştırması. Bizim toplumun %65.6'sı diyabetin bulguları konusunda fikir sahibi değil. Bilmiyor. Evet. Bu konuda diyabetle ilişkili farkındalık sonuçları da, toplumun farkındalık sonuçları %37. Yani toplumun aşağı yukarı %65-70'inde diyabetle ilişki olarak henüz yeterli bilinç değil. Bilinç yok. Şimdi diyabet çok su içme, çok idrar çıkma, ağız kuruluğu, halsizlik, kilo kaybı gibi bulgular da oluyor. Ama asıl şimdi diyabetin daha bir semptom vermeden önceki dönemi var. İşte biz işte bu döneme gizli şeker diyoruz, insülin direnci diyoruz, glikoz intoleransı diyoruz, reaktif hipoglisemi diyoruz. Bunlar aslında aşağı yukarı hepsi aynı tabloyu anlatan bir olay ve diyabetin daha henüz bulgularını vermeden önceki erken dönem, gizli şeker dönemi. Evet, yani hipoglisemi ile şeker arasında şöyle bir bağ var. Size diyor ki dikkat diyor. Dikkat, geliyorum diyor. İşte ben o dikkat devresini kaçıranlardanım. Ya. Orayı bilmeyenlerdenim. Siz olun, dikkat edin. Hipoglisemi o kadar da masum bir şey değil. Geliyorum diyor. Geliyorum, dikkat diyor. Sonuçları çok kötü olur ha diyor. Yani doğru mu hocam? Doğru değil mi? Doğru, tamamen doğru. Ben isterseniz bu işte hipoglisemi'nin bulgularını söyleyeyim. Gireceğiz. Gireceğiz. Hipoglisemi'nin bulgularından da bahsedeceğiz. Hatta bir izleyicimiz varmış. Gündüz arayan İstanbul'dan arıyor bizi. Çok kafiyeli oldu. Gündüz arayan İstanbul'dan arıyor. Bey mi? Gündüz Bey. Merhabalar. Merhabalar Derya Hanım. Yani gündüz Hanım, gündüz bir bey. Merhaba. Merhaba hocam, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Derya Hanım, dinliyorum sizi. Buyurun, kiminle? Temel Bey'e sorunuz mu var? Alo. Pardon, sesinizi alamadım. Temel Bey'e mi sorunuz? Ben bir diyabet hastasıyım. Evet. 19 yıldır bir diyabet hastasıyım. Zaten Temel Hocam'ın da ben hastasıyım aynı zamanda. Diyabetle ilgili ben bir yaşadığım acı bir anımı paylaşmak istiyorum da. Ben diyabete bağlı olarak böbreklerimi kaybettim. Her iki böbreğimi de. Buradan insanlara bir mesaj vermek istiyorum. Yani diyabet çok masum gibi görünüyor ama dikkat etmezseniz hayatınızı çok olumsuz etkileyebiliyor. Çok geçmiş olsun. Çok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle hipoglisemiye bağlı olarak benim gözlerime vurmuştu. Gözlüklerimde kanama oldu. Sonrasında defalarca kez lazer olmak durumunda kaldım. Hani bir şekilde durdurduk ama gözlerimin bir tanesinde, sol gözümde %20 bir görme kaybı oldu. Şu an halen devam ediyor. Kaç yaşındasınız Gündüz? Pardon. 33 yaşındayım Derya Hanım. Çok genç. Evet. Evet, yani, lise yıllarında başlamıştı. İlk lise birinci sınıftaydım. Halen de devam ediyor. Ama işte bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Çocuk yaşında bu hastalığa yakalandığım için çok lise değildim. Çok da dikkat edemedim açıkçası. Sonrasında da hani ya bir şeyleri öğreniyorsunuz ama ben özellikle Temel Hocam'la buluştuktan sonra, Temel Hocam'ı tanıdıktan sonra daha kaliteli, daha düzenli bir hayat yaşamaya başladım ama birçok şeyi kaybetmiştim artık. Onun için herkesin çok dikkat etmesini istiyorum. Hani böbreğini kaybetmek, yani anlamam ben, yani bunu yaşayan bilir. Ama kimse hiçbir organını kaybetmesin.
gözlerinize çok dikkat etmeniz gerekir. Gözlerinize vurmasın. Yani söylenince o kadar çok şey var ki der yani. Seni o kadar iyi anlıyorum ki başta ben çok iyi anlıyorum seni. Tabii ki. Büyük tabii geçmiş ki. Olsun. Tabii genç yaşta olması, küçük çocuklarda olması... şimdilerde o bilinç biraz daha arttı ama çok zor bir şey yaşadın. Seni anlayabiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli yaşıyorsundur tahmin ediyorum. Artık yaşında hani daha anlayabilecek bir yaştasın şimdi. Zor bir hastalık. Onun için bugün Temel Hocam burada anlatacak. Çok teşekkür ediyorum. Söylediklerin, paylaştıkların için çok teşekkür ediyorum Gündüzcüğüm. Sağ ol. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Temel Hocam özellikle çok teşekkür ediyorum ki bu konuda çok değerli bir insan. Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en büyük insanlardan bir tanesi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet. Gündüz ayrılma. Gündüz ben bir noktayı vurgulamak istiyorum. Yani... tabii 20 yıl önceki bizim kullanmış olduğumuz tedavi, daha doğrusu elimizde olan tedavi yöntemleriyle şimdikiler çok farklı. Yani burada bizi dinleyen hastalarımızın bu konuyla ilişki olarak hani psikolojilerinde çok fazla bozmak istemiyorum. Yani aslında düzenli bir ilaç uygulaması, düzenli tedavi elimizdeki imkanlarla çok uzun yıllar, 20 sene, 30 sene, 40 sene hiçbir organ bozukluğu olmadan hayatını sürdürebiliyor. Nitekim Gündüz şu anda her şeyi çok iyi olan, hastalık yönetimi de çok iyi olan bir insan. Evet, Gündüz'e arkadaşlarım rejiden söylüyorlar. Gündüz'e babası böbreğini vermiş. Gündüz'cüğüm, yani bunları duymak aslında... çok canımı acıtıyor ama yani çok üzülüyorum. Yani diyabetin yaptığı şeyleri doktorlardan bile duymak istemiyorum aslında. Ama bunlar da gerçekler. Paylaştığın için teşekkür ediyorum sana. Ben bu programı yapabilir miyim bilmiyorum artık. Yani şöyle, ben artık Temel Hocam'ın yani da sayesinde söylediği gibi daha dikkatli yaşayarak. Güzel. Hepinizin daha dikkatli olması adına. Yaşıyorum esasen. Son 2-3 yıldır zaten bu böbrek naklinden sonra da artık her şeye çok daha fazla dikkat ediyorum. Daha öncesinde dikkat etmediğim için kendime çok kızıyorum ama en azından hani ben Temel Hocam'la buluşuncaya kadar bilinçli değildim. Şimdi artık hani sizden de bu programdan da öğreneceği çok şeyler var. Herkes dikkat etsin istiyorum. Evet. Hocam siz konuşun. Hadi bir şeyler söyleyin. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani diyabet cidden iyi izlenmediği zaman, iyi tedavi edilmediği zaman ciddi sonuçları oluyor. Gündüz bunun çok bunlar çok güzel anlattı, canlı örneği. Ama diyabet şöyle söyleyeyim, yönetilebilir bir hastalık. İyi tedavi edilebilir bir hastalık. İyi tedavi edildiği zaman da insan hayatı boyunca hiçbir bulgu oluşturmuyor. Ayrıca günümüzdeki teknoloji de buna artık olanak sağlıyor. Buradaki en önemli şey hastalık yönetiminde, siz de biliyorsunuz. Şimdi son 3 aylık açlık tokluk ortalamasını gösteren bir incelememiz var. Hemoglobin A1C testi. Evet. Bu 7'nin altında olduğu zaman diyabetli hastalarda tüm hayat boyu hiçbir organ bozukluğu olmuyor. Onun için ben diyabetli hastalarımda hemen bir noktayı vurgulamak istiyorum. Mutlaka 3 ayda bir gidip bu testi ölçtürsünler, hemoglobin A1C testini. Evet. 7'nin altında tutsunlar ve hayatla ilişki olarak, geleceğe yönelik planla ilişki olarak hiçbir endişeleri, korkuları olmasın. Evet, şöyle bir şey var. Buyurun Ayşem, pardon. Lafınızı... Buyurun, estağfurullah. Buyurun, benim buyurun. Bir kayınpederim vardı. 60 yaşlarındayken diyabet olduğunu anlamış. Kaç yaşına kadar yaşadı biliyor musunuz? 112. Güzel. Hadi diyelim ki bir yanlışlık yaptı yaşında. Ama yüzü geçti. Biliyoruz yani yüzü geçmiş olduğunu. 107 falan diye ben tahmin ettim. Gayet de sağlıklı yaşadı çünkü çok sıkı bir periz yaptı. Şimdi rahmetli İsmet İnönü 94 yaşında
diyabet dışında hani işte böyle yaşlılığa bağlı bir takım yaşlılığa bağlı hastalıklarla vefat etti. Diyabetten vefat etmedi ki İsmet İnönü işte Türkiye'de ilk insülin kullanan, ilk insülini başlayan hastalardandır. O zaman insülin kalemleri falan diyor, kocaman enjektörler kaynatılır falan. Evet. Evet. Öyle yapılır. İnsan hayatını kısaltan bir hastalık değil. İnsülin kullanmaktan da korkmamak lazım. Hakikaten hayatı çok kolaylaştıran bir şey. Çoğu hasta yani ben de başlangıçta çok itiraz ettim. Ama hiç korkmayın. Doktorlarınızın tavsiyelerine uyun. Şimdi bu hemoglobin A1c 3 aylık kan şekeri ortalaması eskiden 6 kabul ediliyordu normal. Ben şimdi gittim bir ölçtürttüm. 7 nokta bir şey çıktı en son ölçtürttüğümüzde. Yaklaşık 6 ay önce falan hocam. Ben şimdi şu karayasla bağladım. Evet ne olacak acaba ilk yakalandığımda yani hastalık ilk olduğunda 9'lar 10'lar öyleydi. Oralardan düştüm buralara. Hocam dedi ki üzülme 7'ye çıktı bu şey, dünya artık 7'yi normal kabul ediyor. Ya o anki sevincimi, mutluluğumu anlatamam. Orada oynamadım ama çıkınca oynadım hocam gerçekten. Şimdi 7 oldu. Bunu mutlaka ölçtürtmek gerekli. Şunu şurada gözlemlediğim şey, şimdi doktora gidiyorlar hep. Şekerlerini ölçtürüyorlar, normal çıkıyor. Ama kendileri hissediyorlar ki şekerleri düşüyor, bir hipoglisemileri var. Bu noktada ne yapacağını şaşıran kişiler var. Bir de yeni gelişmeler, hücre adacık nakli, pankreas nakli ile ilgili ikinci bir soru sormak istiyorum. Ben şimdi önce... Biraz bekleyeceğiz. Ben şimdi önce sizin birinci, ilk vurguladığınız şeyle ilişkili söylemek istiyorum. Şimdi insülin hayattır. İnsülin hormonundan... Diyabette insülin hormonu eksik ve biz insülin veririz. Onun için insülinden korkmamak lazım. Bir, insülin alışkanlığın bir ilaç madde değildir. İki, insanın vücudunun düzenli olarak salgıladığı bir hormondur. Onun için biz insülin diyabetoloji alanında dönüm noktasıdır. 14 Kasım'da işte insülini keşfeden Banting'in doğum günü. Onun için Dünya Diyabet Günü'nü orada kutluyoruz. Şimdi bunun ötesinde bizim düzenli bir program sürdürmemiz, düzenli bir diyet yapmamız, düzenli bir egzersiz yapmamız zaten bu uygulamanın şimdi aşağı yukarı şöyle %50'si. Bununla beraber düzenli bir ilaç uygulama. Bunu hani artı eksiler her zaman olur. İnsan hayatını hiçbir zaman askeri olarak bir şeyin içine sokamazsınız. Sabah 2 dilim ekmek, işte 1 dilim peynir, ondan sonra işte 6 zeytin gibi bir standarda sokamazsınız. Ama %10 bir şeyde eksikte hatayla bir diyet yapmak insanın tüm hayatının boyunca bir organ hasarının olmayacağı, asla ortaya çıkamayacağı bir durum. Evet, bir telefonumuz var. Belgün Akgün İstanbul'dan arıyor. Merhabalar Belgün. Merhabalar. Belgün değil mi? Doğru söyledim. Evet, doğru. Evet. Ambulanslar geçiyor herhalde oradan. Buyur canım. Evet Danyalar. Buyur. Hemen sorunu alayım. Ben 20 yıllık diyabetliyim zaten. Temel hocam beni tanıyor. Herkese sevgilen bu arada. Sesini duymakta zorlanıyoruz Belgün. Sokaktan. Alo. 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 Tekrar bağlanabilir belki. Bir şey soranlar var. Bir sormuş birisi Facebook'tan. Diyor ki ani patlamalar yaşanıyorsa bunun şekeri düşmesiyle ya da çıkmasıyla bir alakası var mıdır diyor.
sizin bu soruyu seveceğinizi düşündüm. Asabiyet. Şimdi işte biraz önce söylediğiniz hipoglisemi aslında beyin hücresinde glikozun inmesi, düşmesi, azalması. Hipoglisemi olduğu zaman diyabetli hastalar soluk terleme, elde titreme, fenalık hissi olduğu gibi sinirlilik, kişilik değişikliği, davranış değişikliği olur. Şimdi özellikle reaktif hipoglisemi de böyle öğün öncesi daha şiddetli bir açlık olduğu için işte en küçük olaya patlar, sinirlenir. Arkasından hemen arkasından yemek yiyince bunlar hemen kısa bir süre sonra bu bulgular düzelir. Aslında ben niye buna bu kadar sinirlenmişim diye düşünür ve üzülür. Şimdi hipoglisemiyle ilişkili biraz önce sorduğunuz bir soru vardı. Hipoglisemiye bir diyabetli girdiği zaman ne yapmalı? Evet. Aslında bir küçük bir kutu meyve suyu hipoglisemiyi tamamen kontrol altına alıyor. Ama bunu nasıl anlayacak? Hipoglisemi beyin hücresinin glikozunun yani enerjisinin düşmesi demek. Bu meyve suyunun mideden emilip bağırsaktan geçip karaciğerden beyine ulaşma süresi en az 30 dakika 40 dakika. İşte bu arada panik sendromu olmamalı. Bu arada genel olarak hastalarımız o meyve suyunu içiyor, üzerine çikolata yiyor, sonra reçel yiyor tam 30 dakika. Çünkü o his çok kötü bir his. Bir açlık krizi hocam. Evet, hipoglisem çok kötü bir his. Burada benim önerim hep şeydir, biraz önce belki onu da vurgulamamı istediniz. Bir kutu hipoglisemide meyve suyu içtiğinizde bütün hipoglisemi düzelir. Ondan sonrası için bir 20 dakika bir küçük ekmek peynirle idare eder ve bunun 20 dakika sonra 30 dakika sonra tamamen düzeleceğini bilirseniz üzümsüz yere çok fazla kalori almazsınız veya çok fazla karbonhidrat alıp o şekerleri 400-500 falan olur. Evet, çıkartırsınız. Önce düşük bunları yiyince bu sefer çok feci çıkabiliyor biraz sonra. Benden bir tavsiye de meyve suyunu içtiğiniz zaman şurada yani neresi orası? Dilin altındaki şu boşlukta hemen oradan lazım. Çok çabuk emilir. Biraz meyve suyunu orada tutarsanız çok çabuk emilir ve daha çabuk kana karışır. Kalp ilaçlarını koyduğumuz. Değil mi? Evet. Dil altı. Dil altı. Evet. Oranın biliyorsunuz özelliğini değil mi? Orası oradan anatomik olarak emildiği zaman karaciğer üzerinden şu an gitmiyor. Hemen emiliyor ve doğrudan beyine gidiyor. Onun için çok hızlı gidiyor. İyi bir şey söyledim yani. Ben evet, yaptığım bir şey söyledim. zaman içinde insan gerçekten yaşayarak bir şeyleri öğrenmek çok daha farklı. Yaşamak çok farklı. Yani doktorlarımız çok güzel şeyler söylüyorlar ama yaşarken kendi her hastalık için bu. Kendi kendinize, kendinizin doktoru aslında bu da önemli bir şey kendinizin tabii. doktoru olması. Ben yani pek çok şeyi buradan da paylaşıyorum. Yani şeker ilk bana öğreten bir şeker hastası arkadaşım sevgili Şevnen. Mesela şeker ölçmek için parmak delmenin bir tek parmaktan olmayacağını o öğretmişti bana. Ben de buradan birkaç defa anlattım. Yani parmak delmenin şekeri ölçmek için bir sürü noktası var. Şurası, 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 şurası gibi. Ve her dakika değiştirerek bakın parmaklarımda bütün parmaklar 13-14 senedir şeker hastasıyım. Hiçbir iz yoktur. Ben gördüm yani tek parmaktan aynı yerden ölçen kişiler var. Bunu da ben doktorlardan öğrenmedim. Onların bunu söylemeye bize daha ciddi şeyler söyledikleri için belki bunu söylemeye fırsat da olmuyor. Reklama gidiyoruz, alamadık telefonu. Özür dilerim ama şu anlattığım o kadar önemli bir şeydi ki yönetmenim. Belgin'den de özür diliyorum. Biraz sonra Belgin'i bağlarız telefona. Reklamlar. Ay iyi ki reklama girdi.